Dünya Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu şahane desenli mozaik çalışması ile yapmış olduğum motif çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum arkadaşlarım. Bakın şöyle çok değişik ve çok güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Battaniyelerden kilimlere, çantalara, kırlentlere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model, bir çalışma arkadaşlar. Hatta bu şekilde yaparak kendinize böyle salaş hırkalar da yapabilirsiniz. Şöyle arka kısmı da gördüğünüz gibi gözüküyor. Ön kısmı da bu şekilde arkadaşlarım. Modelimi yaparken şöyle Alize Cotton Gold'un iki rengini kullandım. Dilediğiniz renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Daha açık ve net bir şekilde anlaşılması için bu şekilde ipler kullandım arkadaşlar. Ve tığım ise şöyle 3 milim oldu. Hemen yapımına geçelim. Şöyle bir halka yaptık. İçine giriş yapıyoruz. Ve bu halkamızın içerisinden çıkartıp bir tane şu şekilde zincir çekerek bağlıyoruz önce. Sonra hemen dibinden giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Araya gevşek gevşek iki tane zincir çekiyorum. 2. Sonra bir tane sık iğne daha yapıyorum. İki tane gevşek gevşek zincir çektim. Sonra giriş yaptım. Bir tane daha. 1-2 zincir ve bir tane daha. Evet, birinci, ikinci, üçüncü köşemiz. Hemen birazcık şöyle sıkıştırıyoruz. 2 tane gevşek zincir çekiyoruz ve dördüncü köşemizi de yapacağız arkadaşlar. Şu şekilde bakın aradan ikisinin arasından şöyle giriş yapıyorum ve bunu çekiyorum, birleştiriyorum kaydırma ile. Sonra bu zincirimin hemen üstünden giriş yaptım ve bunu bu şekilde çekiyorum. Şöyle bir küçücük karemiz oluşuyor. Hemen diğer rengimi alıyorum. Diğer rengim ile buraya tutunuyorum arkadaşlar bu şekilde. Ve bunu birazcık çekiyorum arkadan. Bunu da alıyorum yukarıya doğru. Buraya bir tane zincirle tutundum önce. Sonra bu girmiş olduğumuz zincirin içerisine giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 2 tane gevşek zincir çektim. Şu bakın tam olarak görünsün şöyle. Hemen diğer zincirimin üst ve arka kısmından giriş yaparak bir sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra tam bu ortadan giriş yaptım. Bir tane buraya sık iğnemi yapıyorum. Sonra diğerine geçiyorum. Diğer iki zincirimin olduğu yere oraya giriş yaptım. Bir tane bu şekilde sık iğnemi yaptım. 2 gevşek zincir çektim. Diğer sık iğnemi yapıyorum. Ortaya bir tane şöyle yaptıktan sonra hemen diğerine geçiyorum. 2 zincir çektim yine. Ve zincirimin içerisinden giriş yaparak aldım. Şimdi bir tane buraya normal sık iğnemi yaptım. Daha sonra zincirlerimin üzerine giriş yaparak 1-2 buradan da aynı şekilde bir tane daha aldım. Ve bakın burayı tamamlamış oldum. Şimdi buradan yine şu aradaki
yerimden giriş yapıyorum, çekiyorum ve zincirimin üzerine çıkıyorum. Oradan kaydırma ile bağlıyorum. Daha sonra diğer ipimize geçiyoruz. Bu şekilde hemen dibine bir tane sık iğnemi yaptım. 1-2 zincir çektim. Diğer sık iğnemi yapıyorum. Sonra bu arada arkadaşlarım bakın şöyle 3 tane gözüküyor. Hemen bunun üzerine, ortadakinin üzerine giriş yapıyorum. Bir tane yapıyorum. Bir alt sıranın aynısı gibi bir şey oluyor. Şöyle aldım. Tekrar çektim. 1-2 zincir çektim. Bunu yapıyorum. Bu sırada bu kenarlardaki yerlerden almıyoruz. Şimdi bunu yaptıktan sonra hemen ortadakinin üzerine giriş yaptım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Sonra zincirimin üzerine giriş yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Diğer zincirimin üzerinden de alıyorum. Şimdi tekrar ortaya giriş yaptım. Tekrar diğer zincirimin üzerine. Ve bir tane ortaya. Şu iplerimizi de şöyle alalım. Buraya bağlamış olalım. Sonra arkadaşlarım yine bakın buradan giriş yapıyorum. Ve kaydırma ile bağlıyorum. Zincirimin ortadaki çekmiş olduğum zincirimin üzerine giriş yapıyorum. Bu şekilde oraya tutunuyorum. Ve diğer ipime geçiyorum. Diğer ipime geçtiğimde yine onu bağladım bu şekilde. Şimdi hemen dibinden yine zincirimin hemen üzerinden giriş yaptım aynı yerden. Şu şekilde aldım. 1-2 zincir çektim. Diğer zincirimden de alıyorum. Şöyle. Sonra burası çok önemli. Üzerine alıyorum. Ve alttaki o bir tanesini ördüğümüz zincirin içerisine şu şekilde giriş yaparak bir tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. İkili trabzandan sonra arkadaşlarım hemen arkasında gelen yere bakın şu şekilde alıyorum. 1-2-3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine aldım. Bu aradaki köşedeki zincirimin içerisinden bu şekilde giriş yapıyorum. 1. Sonra zincirimin üstünden giriş yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Diğer zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Sonra üzerine alıp alttaki ikinci zincirimden şu şekilde giriş yapıyorum. Ve buraya 3 tane ilerliyorum. 1-2-3 sık iğne. Sonra üzerine aldım. Hemen bu zincirimi tamamlıyorum. Aynı şekilde ikili trabzan yaparak. Sonra da zincirlerimizin üzerinden köşelerimizi yaparak devam ediyoruz. 2 tane yaptık. Tekrar buradan giriş yapıp bunu da yapıyorum. Ve 3 tane yine sık iğne ile devam ediyorum. Sonra diğer köşeyi yapıyorum. Üç tane sık iğne ile geldikten sonra tekrar üzerine alıp bu başlangıç yerimizdeki zincirimizin içerisine giriş yapıyoruz. Ve bakın şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi buradan köşeden giriş yaptım. Tekrar zincirimin üzerine atlıyorum. Kaydırma ile devam ettim. Öbür rengime geçiyorum. Alttan aldım bakın hemen. Bunu sıkılaştırıyoruz. Ve buraya yine giriş yapıp bir tane sık iğne, iki zincir gevşek ve tekrar bir sık iğne daha. Şimdi buradan devam ediyorum. 1 hemen 2. Şöyle 2 tane ilerledim. Üzerine alıyorum. Altta ortadaki yerden giriş yapıyorum. Ortadaki yerden giriş yaptıktan sonra bakın şuradan alıyorum 1. Sonra burayı 2.
zincirimin üzerine devam ediyorum. Yani bir tane buraya ikili trabzan yaptıktan sonra iki tane normal devam edip köşeye geçiyoruz. 1 2 yaptık. Üzerine alıp bu ortadakinden çıkartıyorum. Bu şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2 devam ettim. Üçüncüyü zincirimin üzerinden 1 2 zincir, tekrar diğerinin içerisinin üstünden şöyle hemen devam ediyorum. 1 2 ortaya giriş yaptım. Sonra buradaki ikili trabzanımın üzerine giriş yapıyorum. 1 2 zincirimden ve bu şekilde burayı da tamamlıyoruz. Şimdi 1 2 yaptık. Ortadan giriş yapıp diğerine geçiyoruz. 1 2 Evet. Bakın şu görüntü elde ettik. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde buradan giriş yapıp zincirimin üstünde de geliyorum. Oradan da kaydırma ile bağlıyorum. Diğer ipimi aldım. Hemen dibinden giriş yapıp bir tane sık iğne, 1 2 zincir, bir sık iğne daha buraya yaptık. Şimdi burada üzerine alıyorum. Aşağıdaki bu zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Ve buradan devam ediyorum şimdi. Şöyle 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane ilerledim. Üzerine alıyorum. Hemen bu kenardaki köşedeki zincirimin içerisinden giriş yapıyorum birincisinin. Bu şekilde aldım. Sonra zincirimin üzerinden 1 2 zincir, tekrar diğer zincirimin üzerinden aldım. Üzerine alıp alttaki yerimden aldım. 5 tane araya sık iğne ile devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. Sonra ikili trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle. Şimdi bu rengime geçtim. Yine aynı şekilde 1 2 köşeyi tamamlıyorum. Devam ediyorum arkadaşlarım, bakın. Şöyle 1 2 2 tane sık iğne yaptım. Üçüncüyü ikili trabzan yapıyorum buraya. Şu şekilde. Arada 1 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıyorum. 3 tane yaptım. Hemen buraya bir sık iğne, ikili trabzan daha yapıyorum. Şu görüntü oluyor. Sonra kenardan 1 2 zincirimin üzerine geldim. 1 2 zincir, zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Ve 2 tane sık iğne ile ilerliyorum. 1 şöyle 2. Şimdi tekrar üzerine alıp buraya da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 2 3. Sonra tekrar bir ikili trabzan daha. Sonra 2 tane önce sık iğne ve bir de zincirlerimize geldik zaten. Hemen onun diğer tarafından alarak köşeyi yapıyoruz.
2 zincir çektik, tekrar devam ediyoruz. 1 2 3 köşedekini de saydım arkadaşlarım şu anda. Normalde 2 aralarda var. Sadece 3 burada. 1 2 3 ve üzerine alıp diğer ikili trabzanı da yapıyorum. Şu anda şuraya geldik arkadaşlar. Yine bununla sık iğnemi yapıyorum önce zincirimin üzerine. 1-2 zincir çektim. Tekrar diğer sık iğnemi yapıyorum zincirimin üzerine. Sonra üzerine alıp alttaki yere inip köşe yerime şöyle şu şekilde bir ikili trabzan yaptım. Arada İlerliyorum şimdi 1 2 3 3 tane alttaki diğer rengimin üzerine de sık iğnemi yaptıktan sonra şurayı yapacağız. Bir tane üzerine alıyorum. Hemen bunun ilkinden giriş yapıp buraya bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu araya 3 tane yine ilerliyorum. 1 2 ve 3 üzerine alıp köşedeki yerime ikili trabzan yapıyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Sonra bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 1 2 3. Sonra bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 1 2 3 üzerine alıp köşeye önce bir tane ikili trabzan, köşedeki zincirlerime 1, sonra diğeri ve bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi buradan yine şöyle 1 2 ilerledim, üzerine alıyorum. Hemen buraya bakın, şöyle göstereyim, şunun yanına hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. Aradaki bütün yerleri sık iğne ile geçiyorum. Sık iğne ile devam ediyoruz arkadaşlarım şöyle. Son yere geldik bakın. Son yere geldiğimizde üzerine alıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şu araya sık iğne yaptıktan sonra bir ikili trabzan daha yapıyoruz. Sonra 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 ve köşeye geldik. Köşedeki yerimizi yapıyoruz. 1 2 zincir. Tekrar diğerini. 2 tane ilerliyorum yine. 1 2. Üzerine aldım. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Araya 7 tane sık iğne. 1 2 3 4
5, 6 ve 7. Bakın sonuncuya da geldik. Zaten üzerine aldım. Hemen buraya ikili trabzanımı yapıyorum. 2 tane ilerleyip köşeye geçiyorum. Ve bu ikisini de aynı şekilde burada yaptığımız gibi devam ediyoruz. Son yere de geldik. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu sırayı da tamamlamış oluyoruz. Şöyle giriş yaptım. Diğer rengime geçiyorum. Bir, iki zincir çektim. Tekrar köşeden giriş yaptım. Diğerini yaptım. Şimdi yine aynı arkadaşlarım bu köşe kısımları bu şekilde alarak buraya ikili trabzanımızı yaptık. 1 2 3 tane ilerledim. O şekilde. Ve üçüncüden sonra üzerine alıyorum. Bakın şu aradaki boşluğuma hemen giriş yapıyorum. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra tekrar bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, sonra bir iki tane, iki üç, üç tane arkadaşlarım buraya şuradaki sık iğnelerimizi yaptık. Üzerine aldım. Köşeden ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra zincirimin üzerine geldim. Sık iğnemi yaptım. 2 zincir. Tekrar bir sık iğne daha. Tekrar üzerine alıp bir tane ikili trabzan, 3 tane sık iğne, 1 2 3. Sonra bir ikili trabzan. Bunların yanına olmasına özen gösterin arkadaşlar. Diğerleri de bakın üst üste gelecek. Şu şekilde. Şimdi sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra sık iğnemizi. Sonra ikili trabzanımızı. 3 tane sık iğne ile devam ediyoruz. 1 2 3 üzerine aldım. Köşeyi yapıyorum. Bakın şu görüntü oldu. 1 2 3 tane kutucuk buraya yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı buradaki gibi diğer yerleri de tamamlayalım. Evet, diğer rengimize geçtik. Diğer rengimize geçtiğimizde bakın arkadaşlar 1 2 3 şu anda şuradayız. Hemen buraya kadar normal köşede bir şekilde bağladım ipimi. Aldım ve bir tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim.
Diğer sık iğnemi yapıyorum. Şimdi buraya kadar şöyle 1-2 sık iğne yaptım. Üzerine alıyorum. Hemen buradan giriş yapıyorum. Ve buraya ikili trabzanımı yaptım. Araya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 8 9 10 11 11 tane sık iğne ile tamamladım ve bunun sonuncusuna geldiğimizde yine buraya bir ikili trabzan, sonra 2 tane sık iğne, normal sık iğnemiz, sonra da köşedeki sık iğnelerimizi yapıyoruz. 2 zincir çektik. Buradan devam ediyoruz. Şimdi 2 tane yine burayı da anlatayım. 1 2 sık iğnemizi yaptık, üzerine aldık. 3.'ü bu şekilde yaptık. Araya 11 tane sık iğne ile devam ediyorum. On bir üzerine aldım. Hemen buradan giriş yapıp saymadan da devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu son yere gelene kadar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şurayı da aynı şekilde çevirelim. İki zincir çekip hemen diğer sık iğnemi yaptım. Şimdi burada üzerine aldım. Aşağıdaki normal arttırımımı yapıyorum. Önce bu şekilde. Bakın şurada yapacağız şimdi. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bir tane sık iğne, sonra üzerine alıyorum. Bakın hemen şuradan alttan giriş yaptım. Buraya bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya hemen alttaki yerimden giriş yapıp bu şekilde sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıyorum. Bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Burada bunlar üst üste gelecek. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi buraya geldiğimizde yine aynı burada yaptığımız gibi, yani burası bir bakıma bir sık, ikili trabzan bir sık iğne şeklinde devam ediyor. Sonra üzerine aldım. Hemen buradan giriş yaptım. Buraya bir tane ikili trabzan, araya bir tane sık iğne, sonra tekrar bu köşedeki yerimden giriş yapıp ikili trabzanımı yapıyorum. Buradan da yine köşeye geçiyorum arkadaşlar. Diğerini yaptım. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz.
bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi aynı şekilde buraları da tamamlayalım. Diğer rengime geçtim arkadaşlar. Şimdi burada bu iki arada şimdi önce bir köşemizi yapalım. Bir iki zincir çektim. Şurayı tamamladık. Şimdi bir üste geçiyoruz. Yani şu sırayı yapacağız. Şöyle buraya kadar hiçbir şey yapmadan sık iğneler ile devam edeceğiz. Köşeyi yaptıktan sonra 1 2 3 4 şu şekilde. Sonra üzerine alıyorum. Buradan giriş yapıyorum. Aynı üzerine geliyor arkadaşlar. Önceden birer tane böyle kaydırıyorduk. Şimdi artık kaydırmayacağız ve şurayı tamamlayacağız. Şu kısmı yapacağız. Evet, ikili trabzanımızı yaptıktan sonra diğer şuraya gelene kadar sık iğneler ile devam ediyoruz. Evet. Şimdi bunun üzerine hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Yine sık iğneler ile devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5.'yi de köşeye yapıyorum. 2 tane zincir. Sonra 5 tane tekrar ilerliyorum. 1 2 3 4 5. Diğerinin üzerine geldim. Hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Aradaki yerlerin üzerine sık iğneler ile devam edip şöyle buraya kadar sık iğne yapalım. Bunun üzerine ikili trabzan. Köşedeki ile 5 tane sık iğne. İki zincirimi çektim. Diğerini yapıyorum.
Şimdi bu rengimize geçiyoruz. Köşeyi normal yaptım arkadaşlar. Şimdi üzerine aldım. Aradaki zincirimin içerisinden giriş yaptım. Bir tane yapıyorum. Sonra bu araya bir tane şu şekilde sık iğnemi yaptım. Şurayı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle geldim üzerine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra sık iğneyi yapıyorum. Sineri tamamladıktan sonra bunun üzerine hiçbir değişiklik yapmadan yine aynı şekilde bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Bir önceki sıranın bir bakıma tekrarı gibi bir şey oluyor. Hemen buraya geldim bakın. Buradan da giriş yaptım. Yine ikili trabzanımı yaptım. Sık iğnemi yaptım. İkili trabzanımı yaptım. Şöyle giriş yapıp köşedeki yerimize geçiyoruz. Yani bu sırada aynı şekilde bir ikili trabzan, bir sık iğne olarak devam ettiriyoruz. Diğer rengime geçtim. Yine iki tane şöyle köşeyi yaptıktan sonra, evet, köşeyi yaptık. Hemen iki tane ilerliyorum. Bir, iki. Üçüncüyü arkadaşlar üzerine alıp ikili trabzan yapıyorum. Bir tane. Bakın şuradayız. Burayı yapıyoruz şu anda. Sonra bunların üzerine 3 tane sık iğne, 1 şöyle 2 ve 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Sonra yine bunun üzerine ikili trabzanımızı yapıyoruz. Sonra yine 3 tane 1 2 3 sık iğnemi yaptım. Üzerine aldım. Hemen alta iniyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum buraya.
Şöyle 1, 2 ve 3 şekilde. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane 1 ilerliyorum. 2 ve 3. Üzerine alıp diğerinin üzerine de ikili trabzanımı yapıyorum. Şu yani arkadaşlar 3 tane arada bir tane ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Şurayı yapmış oluyoruz şu anda. Şimdi devam edelim yine aynı bu şekilde 1 3 tane sık iğne 2 ve 3 araya bir tane ikili trabzan sonra 1 2 ve köşeyi yapıyorum. İki tane ilerliyorum. 1 2 üzerine alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Arada 3 tane düz örüyorum. 1 yani sık iğne örüyorum. 2 3 sonra bir ikili trabzan daha. Sonra yine 3 tane sık iğne 1 2 ve 3. Sonra bu araya bir tane ikili trabzan. 3 tane sık iğne. Bir, iki, üç. Evet, hemen buraya da bir ikili trabzan. 3 tane sık iğne. Bir ikili trabzan. Yine 3 tane sık iğne. 1 2 3 bir ikili trabzan. Sonra 2 tane ve köşeyi yapıyoruz. Şu şekilde. Aynı şekilde arkadaşlar buraları da yapalım. Bu şekilde. Bakın yavaş yavaş artık modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. Bu sırada diğer rengimizle yine şu köşedeki işlemleri yaptıktan sonra şöyle iki zincir tekrar bir tane daha üzerine aldım. Köşe girişimi yaptım. 1 2 3 3 taneye tamamladım. Burayı 1 2 3 sıraya şeklinde yapacağız arkadaşlar. 1 2 oldu. Bu 3. sırası ve şurayı tamamlamış oluyoruz. Şöyle bir tane ikili trabzan bir sık iğne sonra bir ikili trabzan daha yapıyorum ve buradan devam ediyorum. Buraya artık yapmayacağız. Burayı bitirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Sık iğneler ile 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Sonra üzerine alıp bir tane ikili trabzan şöyle araya bir tane sık iğne sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Yine 5 tane ilerliyorum. 1 sık iğneler ile 2 3 4 5 sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir ikili trabzan daha, 3 tane, 1, 2, 3, 4. de yine köşeyi yapıyoruz ve köşedeki yerimizden giriş yaptım, 1, 2, zincir,
diğerini alıyorum. Sonra tekrar burayı yapıyorum. Burayı da göstereyim arkadaşlarım şöyle. 1 2 3 Sonra ikili trabzan. Araya bir tane sık iğne. Şöyle. Sonra bir ikili trabzan daha. Araya 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 Sonra bir ikili trabzan. Bir sık iğne. Bir ikili trabzan. 5 tane yine sık iğne. 1 2 3 4 5 Sonra ikili trabzan. Sonra bir tane sık iğne. Sonra bir ikili trabzan daha. 3 tane sık iğne. 1 Şöyle 2 3 Kenardaki yerimize geçiyoruz. Evet. Bu şekilde diğer tarafları da çevirelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer rengime geçtim. Şöyle. Evet. Hemen köşedeki yerimi yapıyorum. Yine 1 2 ilerledim. Şurayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle aldım üzerine hemen giriş yapıp bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, sonra tekrar bir ikili trabzan daha yapıyorum. Daha sonra bu arada 3 tanesini devam ettiriyorum. 1 sık iğne ile 2 ve 3. Dördüncü bakın buna geldim. Dördüncü buna geldiğimde yine buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde şu devam ediyor gidiyor arkadaşlarım. Araya bir tane yine bunun hemen yanına şöyle sık iğnemi yapıyorum. Üzerine alıp bir tane ikili trabzan yapıyorum şurayı. Ve bunun üzerinden devam ediyorum şimdi. Şöyle ilerleyelim. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ilerledim. Yine buna şöyle bir arada boşluk kalacak şekilde aldım. Bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan ve bunun üzerine yine 3 tane sık iğne. Şöyle 1 2 3 Daha sonra ikili trabzan, bir tane sık iğne, sonra bir ikili trabzan daha, 2 tane bu kenardaki yerlerimi yapıyorum. 1 2 Daha sonra ise köşeye geçiyorum. Köşedeki yerimi yaptıktan sonra burayı da tekrar birlikte örelim. Şöyle bir tane, şimdi 2 tanesini sık iğne üzerine alıp diğerini buradan ikili trabzan. Arada bir tane sık iğne, sonra bir tane ikili trabzan. Sonra 3 tane sık iğne. 1 2 3 Sonra üzerine alıp bu ikili trabzanlarımın üzerine bir tane ikili trabzan. Arada bir tane sık iğne. Sonra bir tane ikili trabzan daha. Arada 7 tane sık iğne. 1
2 3 4 5 6 ve 7. Yine buraya geldik. Bakın üzerine aldım. Arada bir tane kalacak. Şuradan giriş yapıyorum. İkili trabzanımı yaptım. Sık iğnemi yapıyorum. Sonra ikili trabzanımı yapıyorum. Ve 3 tane yine sık iğnemi yapıyorum. Evet, şu görüntü elde ediyoruz. Sonra tekrar üzerine alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, iki tane sık iğne ile köşeye geliyorum ve köşeden devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bu sırayı da bu şekilde diğer iki tarafı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer ipimize geçtim arkadaşlarım. Bakın şöyle hemen köşedeki yerlerimi yapıyorum. Önce üzerine aldım, aşağıdan giriş yaptım. Bir tane buraya, şu anda şurayı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir tane sık iğne, sonra tekrar bakın alttaki ikili trabzanımın içerisinden girişler yaparak oraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sonra devam ediyoruz. Buradan artık buranın üzerini de herhangi bir işlem yapmadan böyle sık iğneler ile geçiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne ile devam ettim. Sonra üzerine alıp bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, şöyle bir sık iğne, bir ikili trabzan ve yine 9 tane ilerleyerek buradan sık iğneler ile 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilerledik. Sonra tekrar ikili trabzan yapıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz araya. Üzerine alıp bir ikili trabzan daha yapıyorum ve köşeye geçiyorum. Evet, burayı da birlikte örelim. Şöyle şimdi kenarı yaptıktan sonra hemen üzerine alıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çek sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar üzerine alıp ikili trabzanı yapıyorum. 9 tane ilerliyorum sık iğneler ile 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi tekrar ikili trabzan yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. İkili trabzan, sık iğne, ikili trabzan, sık iğne, ikili trabzan. Yani buraya 3 tane kutucuk yapmış oluyoruz. Yine 9 tane sık iğne ve diğer ikili trabzanlara geçiyoruz.
Şimdi diğer ipime geçtim. Yine kenarı yapıyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 4 tane yaptıktan sonra bakın şu anda şurayı yapıyoruz. Hemen üzerine aldım. İkili trabzan yapıyorum. Araya bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir tane şöyle tutalım, sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne. Şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Buraya gelirken şöyle yapalım. Şimdi bakın 1 2 3 tane kutucuk oluşturacağız. 1 2 bu da 3. kutucuğumuz. Bunu da yaptık. Şimdi buraya yer vermek için buraları sık iğne ile geçiyorum. Şöyle üç sayalım daha güzel olur. 4 şöyle 5 6 7 8 9 9 şu 10 bu 11. Evet, 11 tane şu iki araya bu kutular burada kalacak şekilde bırakıyoruz ve üzerine alıp hemen buraya buradaki gibi 3 tane kutucuk yapıyoruz. Şu bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan. Bunun da bunun üzerine denk gelmesine dikkat ediyoruz. Sonra bir tane daha yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane bu tarafa, 3 tane bu tarafa yapmış oldum. Devam ediyorum sık iğneler ile. Normalde 4 tane yerimizi yaptık, sık iğnemizi. Şimdi köşeyi yapıyoruz. 1 2 zincir çektik. Tekrar diğerine yaptım. 4 tane ilerliyorum. 1 2 3 4 ilerledim, üzerine aldım, ikili trabzanımı yaptım, sık iğnemi yaptım, tekrar ikili trabzanımı yapıyorum ve bir tane sık iğnemi yapıyorum, ortadakinden giriş yaparak ikili trabzanımı yapıyorum, sonra tekrar üzerine alıp buraya sık iğnemizi araya yapıp üzerine alıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Aradan sık iğneler ile diğer tarafa kadar geçiyorum. Şöyle 9 10 11 11 tane sık iğnemi araya yaptıktan sonra 3 tane kutucuk olacak şekilde bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde diğer köşeye geçiyoruz arkadaşlar. Ve yine 4 tane sık iğne ile ilerleyip köşeye geçiyoruz. Evet. Bu şekilde
Diğer bu iki köşeyi de yapalım kenarı da. Diğer rengime geçtim ve kenarı yaptıktan sonra köşeye bir tane bakın bu şekilde aldım. Sonra hemen bunun üzerinden giriş yaparak ikili trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu üçünün üzerine sık iğne ile buraya geldim. Sonra üzerine alıyorum. Bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde şuraya kadar devam ediyorum. Evet. Şimdi yine bu arayı buraya kadar sık iğne ile devam edeceğiz. Buraya geldiğimizde üzerine alıyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıp sonra köşedeki yerimizden giriş yapıp ikili trabzanımızı yapıyoruz. Köşeye sık iğnelerimizle artışımızı yaptık. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane sık iğne, sonra ikili trabzan. Bir tane sık iğne, sonra ikili trabzan. Aradaki üç yeri buraya kadar sık iğne ile geliyorum. Bir, onu da sayalım. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Yedi tane ile geldim. Sonra bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde bu arayı tamamlıyoruz. Sonra yine sık iğneler ile buraya kadar gelip ikili trabzanımızı yapıyoruz, sık iğnemizi yapıyoruz. İkili trabzanımı yaptım, sık iğnemi yapıyorum. Sonra da köşedeki yerimi yapıyorum ve köşeye geçiyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde şöyle devam ediyoruz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde de bu iki kenarı da yine aynı şekilde yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi diğer rengime geçtim. Kenarımı şu şekilde yapıyorum yine. İki tane yine ilerliyorum. Sık iğne ile bir, iki ve bu ikisinin arasında bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra bu üçünün üzerine bir, iki, üç. Şu anda şurayı yapıyoruz. 3 tane devam ettik. 1, 2, 3 tane kutucuk olarak bunun yanına kadar geliyoruz. Şöyle
aldım bakın. 3 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan daha ve 3 tane sık iğne. Şöyle 1 2 3. Sonra üzerine alıyorum. Bu araya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3. Üzerine alıp hemen buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Sonra 3 tane yine bir sık iğne yapıyorum. 2 3 ve bunların üzerine bir önceki sıradaki gibi 3 tane kutucuk yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi 3 tane yine sık iğne, 1 2 ve 3. Sonra üzerine alıp bu şekilde bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, ikinci sık iğne, sonra da köşeye geçiyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir, tekrar köşeyle beraber 3 tane sık iğne, 1 2 3, sonra bir ikili trabzan, sonra 3 tane yine sık iğne, 1 2 3. Sonra bunun üzerine normal aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde. Sonra 3 tane yine sık iğnemizi yapıyoruz. 2 3 Dördüncüye geldiğimizde yine ikili trabzanımızı yapıyoruz. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Yine ikili trabzanımı yaptım. 3 taneyi yine sık iğne ile devam edip buraya 3 tane kutucuğu tamamlıyorum. Ve arkadaşlarım, diğer iki kenarı da aynı şekilde tamamlıyoruz. Evet, şimdi yine köşeden diğer rengime geçtim. İki zincirimi çektim. Tekrar diğer sık iğnemi yaptım. Üzerine alıyorum. Aşağıya iniyorum. Normal köşemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlarım, bu orta yere gelene kadar hiçbir şey yapmadan hepsini sık iğneler ile geçiyoruz. Artık burayı devam ettirmeden şu anda şuradayız arkadaşlar. Şu sırayı yapıyoruz. Şöyle. Sık iğneler ile gelelim. Şimdi buraya yine üzerine aldım. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir tane araya sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar ikili trabzanımı yapıyorum. Yine sık iğneler ile köşeye kadar giderek orada yapmamız gereken o kenar kısmını, köşe kısmını yapıyoruz. Şöyle.
motifimizin bu kısmı artık biraz daha yapımı kolaylaştı, rahatlaştı. Bu şekilde geldim. Son bir kalana kadar, bakın son bir kaldı, üzerine aldım. Hemen buradan bu şekilde alarak iki zincir çektim. Tekrar bir tane yapıyorum, üzerine alıyorum, diğerini de yapıyorum ve şu ortaya gelene kadar arkadaşlar, burada yaptığımız gibi burası kolay, hemen diğer kenarlarını da aynı şekilde çevirip gelelim. Şimdi arkadaşlarım bakın, burayı da bu şekilde tamamladıktan sonra diğer rengime geçiyorum hemen. Şu şekilde içinden giriş yaptım, 1-2 zincir çektim, diğerini yapıyorum ve şöyle birleştirdim. Bir tane iki tane sık iğnemi yaptım, üzerine alıyorum ve bu araya, bu yere gelene kadar, yani şu ortadaki yerimize gelene kadar bu şekilde bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken husus, ikili trabzanlarımızın üzerine İkili trabzanların geliyor olması arkadaşlar. Şöyle hemen bakın aldım. Bu şekilde. Şuraya geldiğimizde bunun üzerine yine herhangi bir şey yapmayacağız. Gelelim hemen. Şöyle bir sık ikili trabzan, bir sık iğne, ikili trabzan, sık iğne, İkili trabzan. Şimdi burada arada üçlü kutu yapacağımız için bir, şöyle 2 3 4 5 6 ve 7, 7 tane araya sık iğneyi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın diğerleri bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde geldik. Araya tam bu yerin üzerine 7 tane sık iğnemizi yaptık. Sonra tekrar bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Buralar normal, aynı bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Evet, şimdi iki tane yine aynı köşede yaptığımız yeri yapıyoruz. Üçüncüyü de bakın köşeden giriş yaptım, iki zincir çektim, diğer arttırmamı da yapıyorum ve yine iki tane ilerliyorum. Ve buradan başlamak üzere yine ortaya gelene kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Ve ortaya geldiğimizde burada yaptığımız gibi 7 tane sık iğne yapıyoruz. Diğer yerlere de, diğerlerini aynı şekilde tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Diğer ipimize geçtik arkadaşlarım. Bakın şu görüntüyü elde ettik. Diğer ipimize geçiyoruz ve artık bu kenardan aşağıdan giriş yaparak bu ipimizle almadan şöyle iki tane zincir çektim. Diğer zincirimin üstünden de artırımımı yaptım. Buradan düz bir şekilde, yani sık iğneler ile şu yere kadar, yani şuradan göstereyim, buraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Bu arayı sık iğneler ile
Devam ediyoruz. Geldim. Şimdi buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonra üzerine alıp buradaki ikili trabzanımın üstünden hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum araya. Sonra tekrar bir ikili trabzan daha. Bir sık iğne daha. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve artık burayı da buradaki gibi sık iğneler ile devam ediyorum. Bakın burayı da devam ettim, geldim. Zincirimin üzerinden giriş yapıp yaptım sık iğnemi. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Yine diğer sık zincirimin içerisinden aldım, sık iğnemi yaptım. Yine buraya kadar tıpkı buradaki gibi devam ediyoruz arkadaşlar ve bütün etrafını bu şekilde çeviriyoruz bu sırada. Evet, buraya geldim. Yine bir ikili trabzan, bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde bu ara boşluğu tamamlıyoruz. 3 tane kutucuk oluşturacağız arkadaşlar burada. Evet, bu şekilde diğerlerini de yapalım arkadaşlarım. Şimdi diğer rengime geçtim. Bu iki arttırımımı yaptıktan sonra bu defa bu ipimi üzerine alıyorum ve alttaki zincirlerin içerisinden giriş yaparak arkadaşlar şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Yine buralara dikkat ederek altındaki aynı ikili trabzanların üzerine gelecek şekilde yaparak bu sırayı da ortaya kadar geleceğiz arkadaşlar şöyle. Şimdi bakın bu tam orta yere geldiğimizde buranın üzerine sık iğneler ile geçiyoruz. Şöyle. Yani toplamda 7 tane sık iğne yapmış oluyoruz arkadaşlar buraya. Bitirdik. Tekrar devam ediyoruz. Yine bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde tamamlayacağız. Sadece bu sırada yapmamız gereken bu kenardaki yere bu şekilde yaparak devam ettik, geldik. Ortaya 7 tane sık iğne yaptık. Daha sonra yine bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde devam ediyoruz. Köşeye geldiğimizde bu defa az önce diğer rengimizle yapmış olduğumuz işlemi bu rengimizle yapıyoruz arkadaşlar. Evet, köşeye geldim. Bakın alttan giriş yaptım. Şekilde bir iki zincir çektim. Tekrar
diğerinden aldım. Sonra tekrar aşağıya inip ikili trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Şimdi son yere geldim yine. Hemen şöyle bir tane sık iğnemi yaptım ve alta iniyorum. Buradan ikili trabzanımı yapıyorum. Yine köşeden girip renk değişimini yapıyoruz arkadaşlar. Ve artık bu renkle son sıramıza gelmiş bulunmaktayız. Şöyle aldım. Şimdi bir tane yaptıktan sonra diğerini iki zincirle yaptım. Buraya kadar sık iğne ile devam ediyorum. Buraya geldiğimizde yine bakın bunu aldım, bir hemen şöyle ikinciyi aldım, sonra üzerine alıyorum bir tane ikili trabzan, bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan, son kutucuğu yani şunu şöyle göstereyim, şurayı yapmış oluyoruz ve bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız arkadaşlar. Bütün kenarına aynı şekilde yine sık iğneler ile buraya kadar devam edeceğiz. Burada yaptığımız gibi kenarını düz bir şekilde gelip bunun üzerine bu defa bir kutucuk yaparak tamamlayacağız. Hemen onu da şöyle hızlıca yapalım ve son sıraya diğer ipimize geçelim arkadaşlar. Ve son sıraya geldik arkadaşlar. Şöyle ip değişikliği yapıyoruz. Hemen yanından giriş yaptım. Bir iki zincir çektim. Sonra tekrar yanından yine. Sonra yine üzerinden alıyorum. Aşağıdaki zincirimin içerisine giriş yapıp ikili trabzanımı yapıyorum. Hemen yanına bir sık iğne, sonra bir ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz bu sırayı arkadaşlarım. Bakın buraya gelene kadar bunun sadece üzerine 3 tane sık iğne yapacağız şuradaki yerimize. Şimdi böyle devam edelim. Bir sık iğnemizi yaptık. Bir ikili trabzanımızı yapıyoruz ve böylelikle motifimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Buraya geldim. Bakın tam orta yerine. Burayı da artık sık iğne ile tamamlıyorum. 2 3 tane. Sonra bu şekilde bir ikili trabzan, bir sık iğne şeklinde motifimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bir miktar da diğer köşeye geçtiğimizde sizlere eklemesinden de bahsetmek istiyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım, üzerine alıyorum. Bununla devam ettim. 1-2 zincir çektim. Diğerinin içerisine giriş yapıyorum. Buraya sık iğnemi yapıyorum ve ekleyeceğim parçama bu şekilde yapabileceğiniz gibi farklı şekillerde de yapabilirsiniz arkadaşlarım.
dikme yöntemiyle de dikebilirsiniz. Şimdi buradan bakın şu ortadaki 2 litre sık iğnemin içerisinden giriş yaptım. Şu şekilde çekiyorum. Ve buradan yine üzerine aldım. Aşağıya inip şu işlemi yaptıktan sonra geliyorum. Şöyle diğer yerle birleştiriyorum. İçinden çekiyorum arkadaşlar. Sonra sık iğnemi yapıyorum. Şöyle alttan almak için bu şekilde alıyorum ve birleştiriyorum. Sonra üzerine alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Aynı ikili trabzanımın olduğu yerden şu şekilde tığdan çıkartıyoruz ipimizi. Sonra şu şekilde birleştiriyoruz. Aldım. İğne yardımı ile de yapabilirsiniz. Daha farklı şekillerde isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Sadece sizlere fikir olması için bu şekilde ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan yaparak. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Biraz daha ilerleyelim. Biraz daha yavaş yapayım. Şöyle. Ve arkadaşlarım bakın böylelikle motif çalışmamızı tamamlamış olduk. Burası birleşim yeri, eklediğimiz yerler
ve böyle bir güzellik elde ediyoruz arkadaşlar. Yatak örtülerinden başta da söylediğim gibi böyle battaniyelere, daha sonra çantalara, kırlentlere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüyü yapabilirsiniz arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Örgü Müdeniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlarım. Bir dahaki en güzel, en yeni tasarım videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.